Meryem, daha sonra devam etsek olur. Tamam. Aziz. Gel Altan. Bir şey mi söyleyecektiniz? Önemli bir şey değildi. Kerem onu takip ettirdiğimizi anlamış. Ne var bunda? He, deliye dönmüş Aziz. Kerem zaten deli Altan. Ha bir eksik ha bir fazla. Ne fark ediyor? Sen yeni bir şey öğrendin mi, ondan mı bahset? Tahsin Bey'in son zamanlarda kimlerle iş yaptığını, kimlerle iletişime geçtiğini araştırıyorum. Ama babanız o kadar gizli çalışıyor ki. Böyle gerçekten sağlam ne tür bir bilgi edinebiliriz bilmiyorum. Fırat'ın buluşma noktasına gitmeden önce nereye gideceğini öğrenmemiz lazım. Eğer o çocuk bir defa bu işe girerse bir daha çıkartmak mümkün değil. Anlıyorum. Efendim? Nasıl yani? Takipte kalın. Sürekli konum bilgisi istiyorum. Geliyorum ben de. Ne oldu? Fırat otelden elinde çantayla çıkmış. Teslimata gidiyor. Ne yapacağız? Engel ol Altan. Nazikçe mi yoksa? Nazikçe başla. Ama ne pahasına olursa olsun durdur o çocuğu. Engel ol! Vaktini aldırmadan geçer hayat aklına yaz. Aksine tartışmadan alıp gider zaman anlatır aslını ne yapsan. Yine az oynatır aklını yap diye doğru geçer zaman aldırmadan aklına yaz. Sonları başları topla hesapları oynatır aklını olmasın olmasın. Abi günaydın, buyur. Fırat. Neredesin sen? Abi ben erken çıktım ya biraz. Kerem abi, bende biraz heyecan var abi. Sakin ol. Ve şimdi bana etrafında dikkat çeken bir şey varsa söyle. Ne gibi abi? Takip edilmen gibi. Abi kim takip edecek beni? Sen sadece sana söylediğimi yap Fırat. Peki. Vallahi abi yok. Takip. Dur bir tane araba var abi. Biz otelden çıktığımızdan beri aynı yoldayız. Şimdi o da durmuş köşede. Gördün mü bak? Bir takibi bile beceremiyorlar. Abi bizi niye takip ediyorlar? Ne istiyorlar yani? Açığımızı. Takipten kurtulabilir misin? Sordun kabahat abi. Kurtulurum. Güzel. Hadi bize göster marifetlerini. Hadi bize göster manevralarını. Sonra da bana haber ver, tamam mı? Bana bak. Takipten kurtulmadan sakın teslimata gitme. Tamam mı? Eyvallah. Gel bakalım. Takiple. Yalçın neredesin? Neredesin Mahmut'a kafayı yedim. Fırat'ı buldun mu peki? Neredeymiş, nerede kalıyormuş? Araştırıyoruz. Yine bir otele gittiyse akşama kadar buluruz. Yalçın söyledim sana, Fırat tehlikede olabilir. Feride, bugün çok önemli bir şey oldu. Aziz'le ilgili bir şeyler bulmuş olabiliriz. Peki sana verdiğim telefon, araştırmaların? Hiçbir bizi bir yere götürmüyor. Ama sana az önce bahsettiğim olay. Belki de bugün Aziz'in bittiği gün olacak. Bugün ne olacak? Eğer her şey düşündüğüm gibi giderse Aziz büyük bir hata yapıp elime düşecek. Sen sadece sakin ol, sabırlı ol. Tamam. Yalçın. Bak dikkatli ol, olur mu? Tamam. Sen beni düşünme. Anneciğim öpüyorum, sana görüşürüz. Bugün telefon elinden düşmedi. Bir şey mi oldu? Hiç. Ailem merak ediyor öyle. Ne güzel ailen varmış. Öyledirler. Kıymetini bil. Onlar ne isterse her zaman her şeyi yaparım. Efendim Altan. Aziz bir sorun var. Ne oldu? Fırat'ı kaybettik. Ne? Öyle.
söyledi. Hiçbir yerde bulunmuyoruz. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Altan, teslimattan önce Fırat'ı o işten koparmamız gerekiyor. O yüzden ne yaparsan yap, o yeri yeniden yer ve Fırat'ı oradan çıkart. Babacığım. Kızım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun böyle? Dolabımı düzenliyorum. İyi, güzel. Annen yatak odasında mı? Evet, oradaydı. İyi. Şey kızım. Ya annem biraz tuhaf bugün. Fazla üstüne gitme, olur mu? Babacığım, ben kimsenin üzerine gitmiyorum. Sadece bana ve seçimlerime saygı duyulmasını istiyorum, bu kadar. Tamam güzel kızım da sen yani birazcık alttan aldın. Tamam. Senin güzel hatırın için alttan alırım. Ama anneme söylüyorsun da sen de bütün gün çıkmadın odandan. Aa, ama benim işlerim var. Halledebildin mi? Yani aslında bir telefon bekliyorum, çok mühim bir telefon. O da geldikten sonra rahatlayacağım. Tamam. Neyse ben bir annene bakayım. Hı? Tamam. Görüşürüz. Ha. Gözün aydın. Ha yok yok, bu beklediğim telefon değil ama yine de bakmam lazım. Tamam. Söyle. Berin abla, ne zaman geldin? Biraz önce geldim Sultan Hanım. Anneme istediğin şeyi verdin mi? Ay veremedim maalesef. Ne oldu ki? Ya bana hemen git gel dedi ama döndüğümde kapısını çaldım, cevap vermedi. Ben de uyumuştur diye rahatsız etmedim. İyi yapmışsın. Bu mu? Ha evet bu. Allah Allah. E bu hediye paketi? Yani ben de ne olduğunu anlamadım. Yani hafif de bir şey. Allah Allah. Tamam. Perihan Hanım'ın işine karışılmaz. Her ne. Sen onu bana ver, ben veririm. Ay teşekkür ederim Sultan Hanım. Gel. Kerem Bey, getirdiğimiz kumaşlar yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. İkinci kattan aradılar şimdi. Yok. Yürü. Neredesin Murat? Neredesin? Bir de bu kafayla iş yapmaya çalışıyorum. Ne hal geleceksin? Hadi bakalım Kerem, şimdi bana yardım et. Ve her zamanki gibi duyduğun her adresi bir yere not etmiş ol. Thank you.
Aziz Bey. Az var vaktim geldi biliyorum Feride Hanım ama acelem var müsaadenizle. Hanım cevap versene. Cevap versene. Ulan oğlum cevap versene. Kerem Bey sakin olun ne olur. Kumaşlar yok. Kumaşlar yok. Kumaşları emanet ettiğimiz bu adamın dünyadan haberi yok. Sonra gelmişsin karşıma Kerem Bey sakin olun. Ya ben nasıl sakin olayım? Ben nasıl sakin olayım? Ama belki yanlışlıkla başka bir yere göndermişler. Bu mu? Açıklaman bu mu? Lan oğlum cevap versene. Efendim Yıldız Hanım. Oh şükürler olsun. Nereye göndermişler? Kim istemiş? Aziz Bey mi? Tamam hemen geliyoruz biz. Kerem Bey... Aziz Bey teslimat adresini değiştirmiş. Altan, adresi buldum. Nasıl bulduğumu sorma. Şu an buluşma noktasına gidiyorum. Sen hala yolda mısın? Senin orada ne işin var Aziz? Söyle adresi ben gideyim. Altan, bunlar sizi oyuna getirip İstanbul'un diğer ucuna yollamışlar. Buluşma saatine çok az kaldı. Sen istesen de yetişemezsin. Aziz Bey, sen yine neyin peşindesin acaba? Ben de bunu bilmek istiyorum. Demin apar topar çıktı. Teşekkürler Nihir.